Ben bir kadın olarak sevilmek istiyorum. Ama bir adamın sevgiyi bahane ederek beni katletmesini istemiyorum. O yüzden kadehimi takım elbise giydiğinde uzaktan insan zannettiğimiz, bütün bunları yaptıktan sonra karşımıza geçip ağlayarak, yalvararak bunu aslında çok sevgisinden yaptığını söyleyen, belki affettiğimiz ama içten içe bunu hep yapacağını bildiğimiz, biz müsaade ettiğimiz müddetçe bunu yaptığını bildiğimiz adamların yaptıklarının bedelini ödedikleri günün nihayet gelmesine kaldırıyor. Bey, bizle geliyorsunuz. Yalnız bu kez eve dönmeniz o kadar kolay olmayacak. Yapma. Karşı koyma, lütfen. Bana bak, ona bakma, tamam mı? Bakma, tamam, bak. Sakin. Çiçek, sakin ol, tamam.
Tamam. Dışarı çık. Tamam ben halledeceğim. Dışarı çık. Çiçek dışarı çık. Hadi. Tamam. 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 Çiçek. Tamam. 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 Evet. Hadi. Öyle apar topar geldiler eve. Şeref Bey'in hangi nedenle getirildiğini biliyor musunuz? Yani tarihi eser kaçakçılığı deniliyor. Şimdi bu belediye başkanı olduğu dönemde bazı sit alanı ilan edilen bölgelerdeki tarihi eserleri yurt dışına kaçıran bir çeteyle işbirliği yapmış. Yani bilmiyoruz tabii bunların hepsi iddia. Dediğim gibi neticeye bakacağız. Soracak başka bir şeyiniz yoksa ben içeri gireyim, ayrıntıları öğreneyim, sonra size tekrar geri dönerim. Teşekkür ederiz Cemre Hanım. Açıklamalarınızı bekliyoruz. Yapacağım. Teşekkürler. Kolay gelsin. Gerçekten muhteşem bir kadın ya. Ne sandınız Ozan Bey? Bu rezilliğe gerek var mı? Ne rezilliği? Böyle kelepçeler falan. Vallahi biz suçluları böyle yaparız. Bizim için gayet doğal. Bunun ne işi var burada? Sınıf kahvesiz. Eserlerde mi yakalandı yani? Sus, sus, sus. Apar topar getirdiler diyorum size. Avukat ordusunu yiyecek yine şimdi. Kim getirse getirsin yani bu saatten sonra kurtulması mümkün değil. Rüya dilini ısır ya, bu herifin ne yapacağı belli olmaz zaten. Yani bir sahtekarlık yaparsa onu bilemem tabii. Elinden geleni yapacak kurtulmak için. Ne oldu oğlum? Ha? Sorguya aldılar onu, ifademizi alacaklarmış bizim de. Cemre. Senin de ifadeni alacaklarmış. Tamam. Evet, sizleri bekliyorum. Tabii ki emniyetteyiz. Hadi lütfen biraz acele edin. Lütfen çabuk. Hadi bir
Aç şu telefonunu ya, hadi. Nerede kaldınız? Hadi artık. Az kaldı İskender Bey. 10 dakikaya oradayız. Acele edin. Bundan sonrası bizde İskender Bey. Ne yaptığınızı haber verin baba. Merak etmeyin. Korkma, tamam. Tamam geçti.
bana babasını sordu. Sen ne dedin? İskender abimle konuşuyorlar dedim. İnandın mı? Hayır. Seni kapının önünde görmüş. Ya bir şeyler geveledim, geçiştirmeye çalıştım ama benim de kafam yerinde değil ki. Kendim de değilim ki ben de. El kadar çocuğu kandıramıyorum. Çok korkuyorum İskender. Tamam işte korkma. Sakin ol. Sakin ol. Hallettik, bitti. Bitti, tamam mı? Çocuklar içeriği de temizledi. Ama sen yine de ilk fırsatta, yani yapabilirsen eğer, yapamazsan anlarım ama gidip kontrol edebilirsen hiçbir iz kalmasın diye, olur mu? Sen ne yapacaksın? Unutmaya çalışacağım. Benim yüzümden. Ben oraya hiç gitmeyecektim. Sen şimdi benim yüzümden... Çiçek, benim bu bedeli ödemem gerekiyordu. O yangında... sana yaptığımdan sonra... bu cezayı çekmek için benim bu bedeli ödemem gerekiyordu belki de. İskender. Gitu'yu. Sen de benim gibi yap. Unutmaya çalış. Hoşça kal. Aldırmıyor. Sanki ben yaptım kaçakçılığı. İşte hem suçlu hem güçlünün sözlük anlamı mı? Ha? Avukat ordusu diyor. Buyurun geldiler. Ne oldu? Niye getirmediniz oğlumu? Hülyan, ellerinde deliller var. Ses kayıtları almışlar. Çelebi Bey bir süredir polisin dinleme takibindeymiş belli ki. Yani? Yani hem Adnan Bey'in suçüstü yakalanması hem ses kayıtları Çelebi Bey'i bu durumdan kurtarmamızı oldukça zorlaştırıyor. O zaman başka bir yol bulun ve oğlumu çıkarın lütfen. Bunun için zamana ihtiyacımız var, biliyorsunuz. Sizi daha fazla burada beklemeyin isterseniz. Bu gece kendisini görmeniz imkansız. Ne dediler, anladınız mı? Çelebi boku yedi diyor ya. Ne diyecek? Verdin mi ifadeyi? Verdim. Yani işte zaten birlikte çalıştığımız için ekstra bir şey bilip bilmediğimi sordular. Nereye gidiyor bu? Avukatlar yapacak bir şey bulamadı. Gidiyorlar. İyi tamam, ne yapıyoruz hadi? Biz de gidelim. Tamam. Hadi o zaman. Tamam gidelim. Ben eve gideyim. Ya Güneş'in hiçbir şeyden haberi yok, uyuyor çocukcağız. Tamam o zaman beraber eve gidelim, Güneş'i alalım, hep beraber mahalle geçeriz. Öyle yapmayalım. Hülya da şimdi gidiyor eve. Tantana çıkmasın. Ben gideyim, Güneş'i alayım, geleyim. Ya Cemre. Ya geleceğim. Tamam. Tamam. Hadi tamam, biz de gidelim. Siz gidin. Rüya hadi lütfen gel. Ha, yok ben Çiçek'te kalacağım zaten. Cemre de Ayşe teyze de kalacak. Şimdi boşuna yük olmayayım ben kimseye. Rüya, sen bize yük olmazsın, hadi. Tamam birader, neden ısrar ediyorsun ya? Kim nerede kalmak istiyorsa orada kalsın. Tamam, hadi. Aynen öyle. Zaten misafirliğin kısası makbul, değil mi? Hadi görüşürüz. İlla inat edeceğim diyorsun değil mi oğlum? Oğlum ben mi inat ediyorum lan? İnat eden orada işte, belli kimin inat ettiği. Ben mi inat ediyorum bana diyorsun ya? Tamam, hadi yürü ya. Tamam, hadi. İnat ediyorsun, ben mi inat ediyorum? İskender.
Yine mi ya? Kim ne yaptı sana? İyi misin? Kimse kimse. Bu sefer kimse bir şey yapmadı. Arzu, ben... Ben bu gece katil oldum. Sen ne diyorsun İskender? Ne katil olması? Yapmak zorundaydım. Bir dakika. Kime yaptın? Bülent. İsmail'in kocası. Ben biliyordum zaten bu herifin başımıza bir iş açacağını. Nasıl oldu? Kavga mı ettiniz? İskender, Allah aşkına delirtme beni. Doğru düzgün anlatır mısın şunu? Çiçeğe saldırıyordu. Çiçek için mi? Gecenin bir vakti delirdin mi? Yok. Ben ortalığı toparlıyordum da. Bunları etrafta unutmuşum. Tamam, yardım edeyim ben sana. Hayır. Gerek yok. Hiç elini kirletme şimdi. İyi misin gerçekten? Evet. Hoş geldiniz Cemre Hanım. Buyurun. Hayırdır?
Yalnız mısın? Arkandaki o serseriler nerede? Yok, onlar gelmediler. Ben şimdi buradan onların yanına gideceğim. Peki buraya niye geldin? Çocuğumu almak için. Çocuğunu almak için. Peki nasıl olacak bu? Şöyle, yukarı çıkacağım. Eşyalarını hazırlayacağım. Elinden tutup götüreceğim. Velayeti babasında olan bir çocuğu evinden çıkarıp başka bir yere götüreceksin, öyle mi? Sen buna gerçekten inanıyor musun Cemre? Yok, yalnız o orası öyle değil. Ben düzelteyim. Babası gözaltında olan bir çocuğu annesi olarak güvenli bir yere götüreceğim. Babası henüz hiçbir suçtan hüküm giymedi. Ayrıca Güneş'in bütün hakları da Çelebi'de. Cemre, bak oyunu iyi oynadın, bunu kabul ediyorum. Yani kazandın da hiç olmazsa şimdilik öyle diyelim, bunu da kabul ediyorum. Ama Güneş'i alıp buradan götürmen için çok daha fazlasını yapman gerekir. Öyle mi? Öyle. Ayrıca avukatlarla da konuştum. Eğer Güneş'i bu evden alıp götürürsen, bundan sen zararlı çıkarsın Cemre. Hem biliyorsun değil mi? O tekrarlayan davalar, velayet davaları, çocuk kaçırmalar. Ayrıca bütün bunların senin siciline işleyecek oluşu. Yapma Cemre. Ha, sen ille de kendi kalene gol atmak istiyorsan, bak ona bir şey diyemem. Hem ayrıca çocuğunla birlikte burada kocanı beklemek istersen ona da bir şey diyemem. Ama bu evden ancak tek başına çıkabilirsin Cemre. Abilerim afiyet olsun. Hadi geceniz güzel olsun. Oo çocuklar, hoş geldiniz. Ahmet abi. Masanız boş. Sağ olasın. Ben seyecek bir şeyler ayarladım. Abi vallahi mutfağı kapattıysanız hiç uğraşma. Sen bize böyle bir iki tane meze ver, tırtıklarız biz. Bir de acele etme abi. Tamam, hemen. Evet. Ömer Bey dinliyorum. Buyurun anlatın. Birader boş ver ya. Ne güzel günümüz var. Şenlenmeye gelmişiz buraya işte. Çelebi'yi paket etmişiz. Bırak beni ya. Afiyet olsun. Bırakmayacağım kardeşim. İyi bok yiyeceğim. Ne oluyor oğlum? Nedir mevzu yani? Sen niye öyle davranıyorsun kıza? Ben bir şey yapmıyorum birader. Bir mevzu yok ortada. Biz ayrıldık. Bitti bu iş. Bir arada olmadığımız için de kötü de davranmıyorum. Ne ayrılması oğlum? Ne diyorsun? Saçmalama Ömer ya. Evet ayrıldık. Bitti. Konuşmayalım lütfen. Tamam kardeşim. Sormayın o zaman. Gel vurun. Zaten ben sana anlatmadım mı bu konuyu? Anlatmışsındır herhalde. Daha önce söylemedim mi sana? Rüyanın beni sevebilme ihtimalini şu kadar vermiyorum demedim mi birader? Sevmiyormuş. Demek ki sevmiyormuş. Sevse gitmezdi. Yanımda dururdu. Ne dedim sana? Turist gibi işte gelir. Yedi kule güzel, yer deniz, çocuklar falan, o otantik ortam bir şeyler. Bir yerden sonra alışır. Alıştıktan sonra sıkılır. Sıkılınca da gider. Olan da bana olur demedim ben. Alıştı olan bana oldu. Ama işte böyle bir şey. İşte Çelebi'yi gözaltına aldılar. Ortağıyla birlikte tabii. İyi olmuş.
Sen beni dinlemiyor musun? Yo, dinliyorum. Çelebi'yi hapse attırdık diyorum. O iyi olmuş diyorsun. Bu mu verdiğin tepki? Rüya, ben çok yorgunum ya. Dün gece de uyuyamadım. Bülent meselesi mi? Ne? Ha yok, çocuğu almaya çalışıyordu ya, hani bir şey mi yaptı diye. Ha yok. Yani... Yani evet tabii o da var ama... işte Tomris Hanım hapiste filan. O iki güne hallolacak, sen hiç merak etme. Ne hallolacak? Tomris teyze işte, mahkemesi var ya... çıkacak yani, merak etme diyorum. İnşallah. Ama bir şey var sende. Rüya, ben çok yorgunum ya. Çayını bitirdiysen yatalım mı artık? Özür dilerim, ben senin üstüne gelmek istemedim. Yok yok, zaten üstüme gelmedin. Ama ne olur yatalım, ben çok yorgunum. Peki kardeşim, senin hiç mi suçun yok ya Ömer? Ha? Yani sen hiç mi üzmedin lan bu kızı? Üzdüm. Değil mi? Öyle. Ama ben olduğum için üzdüm birader. O ne demek ya? Ulan görmüyor musun lan beni? Ha? Baksana şu halime. Kimsesiz orada burada, sağda solda, sokaklarda büyümüşüm kendime göre. Liseyi zor bitirmişim. İşte kör topal bir dükkan, bir ekmek yiyoruz. Gün kazanıyoruz, gün yiyoruz oğlum. Hayatta iki ayağımızın üstünde durmaya çalışmışım. Benim bu hayatta tik durmaktan başka becerebildiğim ne var ya? Ya Ömer, hayatta bundan daha büyük bir başarı var mı lan? E var oğlum. Para. Ne bileyim, eğitim, okul, bir şeyler işte. Yatırım, matırım, iyi ayrı çocuğu olmak. Lan sen kimle kıyaslıyorsun kendini? Kıyaslamıyorum ya. Vallahi kıyaslamıyorum kimseyle kendimi. Hani böyle rüyanın aklı başkasına kayar falan, öyle bir düşünce de yok kafamda yani. Hayatın gerçekleri var oğlum. Biz denk değiliz, her kuş sürüsüyle uçar. Kimle denksin oğlum o zaman? Zeyno'yla mı? Ne alaka birader ya? E Zeyno gelene kadar bu olayların esamesi okunmuyordu Ömer. Onunla bir alakası yok birader. Bana bak. Neyi? Emin misin? Eminim. Zaten bu hengamede o kızın da kalbini kırdım. Bir konuşmam lazım onunla. Lan o nereden çıktı şimdi? İşte yani öyle kız bir anda şey yapınca ne yapayım ben? Ne yapınca oğlum, şunu doğru düzgün anlat, Allah'ını seversen delireceğim ya. Ya yakınlaştık gibi biraz. Gibi derken? O gün burada rakı içmiyor muyum? Evet. Ve sen kalktın gittin, buradaki arkadaşları söylemişti. Zeyno geldi, anlattı, anlattı, anlattı. İçti, içti, içti. Mahalleye gittik, kafası da güzel. Evin önünde, hadi gir diyorum, içeriye girmiyor. Geri girmiyor, gel iki dakika konuşacağız. Ne? Anlat söyle ha. Pat dudağımdan öptü, o anda da rüya gördü işte. Saçma sapan bir iş oldu ya. Ya oğlum, bu kız seni terk edip gitmedi mi yani? Nereden çıktı şimdi? Seni görünce bunun aşkı mı depreşti? Ya o iş öyle olmamış. İşte hiç terk edilmemişim ben. Oğlum vallahi neler oluyor ya, bizim haberimiz yok burada. Bir şey olduğu yok oğlum. Ya bir şey olduğu yoksa kardeşim niye konuşman lazım? Özür dileyeceğim. Ne özürü lan? O olaydan sonra kız kaç kere geldi, benimle konuşmak istedi. Bir şeyler söylemeye çalıştım. Laf ağzına tıktım. Ne bileyim, ters dedim. Dam dum davrandım kıza. Şimdi de gidip konuşmazsam birader. Ne bileyim, yüreğim kaldırmıyor. Yani böyle olsun istemiyorum ya. Ha, o da üzülsün istemiyorum birader. Böyle olmasın. Thank you.
gitmemişsin. Güneşi uyandırmak istemedim. Sabah gideceğim. Ah, tabii, sabah gidersin. Ne de olsa sen macera seviyorsun. Ne zannettin Cemre? Çelebi bu haldeyken kızını alıp götürmene izin mi verecektim? Ha tabii, sabah götürebilirsin. Ama akşam gerekirse polis zoruyla ben çocuğu tekrar buraya getiririm. Çocuğuna tekrar tekrar bunları yaşatmak ister misin? Sen otur bir onu düşün, olur mu? Ömer, senin sorunun ne biliyor musun kardeşim? Benim çok sorunum var oğlum, hangisini diyorsun? En net olanı diyorum. Söyle canım. İçine atıyorsun. Zaten benim bir sıkıntım olduğu zaman da herkes ortada geziyor. Ömerciğim neyin var, anlat, niye anlatmıyorsun? Şımarıklık yapıyorum. İki dakika dalga geçme ya. Ciddi konuşuyorum oğlum. Ben ciddi konuşmuyorum ya. Ömer, bana yıllarca bu meyhanede Zeyno'yu anlatmadın mı? Olabilir. Olabilir. Kız geliyor kardeşim. Kalkıp iki çift laf etmiyorsun ya. İstemiyorum. E istemiyorsun ama aynısını rüyaya yapıyorsun onu. Ne yapıyorum ben ya rüyaya? Susuyorsun lan. Yine susuyorsun oğlum, içine atıyorsun. Ne istiyorsun Ömer? Yine yıllarca gelelim buraya, bu sefer de 10 yıl rüyaya mı alıyorum istiyorsun ha? Şikayetim var, gerekirse yıllarca dinleyeceğim lan derdimizi ne? Ya ben ağlarım, ben seni dinlerim oğlum. Kardeşlik bu zaten. Gel vur, vur, vur başımı belası. Hadi kalk. Bana gidelim. Rüya da yok zaten. Uzun falan gitme. Bizde kal bugün. Şş, alo. Kime diyorum oğlum ben? Ne oldu? Cemre'ye mi takıldı aklın? Ne oldu? Mesaj atmış ya şimdi. Ne diye? İşte bu gece de o evde kalacağım diye şey yapmış. E tamam oğlum yani. Kafanı takma bu kadar, stres yapma. Çelebi de evde yok. İşte şey demiştir yani, sabah olsun gideriz demiştir kız. Öyledir. Dediğin gibidir ya. Lan öyledir oğlum. Ne olacak ya başka lan? Stres yapma diyorum sana ya. Tamam. Sabah olsun güzel güzel gelir işte kız. Lan yüzün gülsün oğlum biraz lan bugün. Çelebi'yi paket ettik oğlum. Değil mi? Yüzün gülsün. Bir daha söyle. Paket ettik Çelebi'ye. Nasıl da yakışıyor senin ağzına bunlar. He? He. Şimdi rakı da kalmadı. Dibi var. Ben artık. Ah be. Baba serserilik yaptım. Rahat. Ahmet abi. Kalkıyor musun çocuklar? Kalkıyoruz ya. Sen bize hesabı getiremezsin. Zorunlu bir kalkış. Eyvallah. Laflara bak ya. Thank you.
sen yine de ilk fırsatta gidip kontrol edebilirsen hiç biz kalmasın diye. Ne olur? Karşı dikkat çektiler. Akdeniz bölgesinde ise sıcaklık mevsim normallerinde seyrediyor. Deniz suyu sıcaklığı 12 derece. Sıcak bir gelişmeyle bültenimize devam ediyoruz. Dün gece evinden apar topar polis tarafından gözaltına alınan eski belediye başkanı Çelebi Kayabeyli'nin sorgusu emniyette hala devam ediyor. İskender. İskender. Ne oldu? Haberlerde gördüm. Abini tutuklamışlar. Ne yapmışlar? Abini gözaltına almışlar. Mevzu ne tam olarak bilmiyorum ama haberlere çıktığına göre. Güzel. Güzel mi? İyi çok güzel. İskender. Abin diyorum. Gözaltına almışlar diyorum. Çelebi'yi. Cehennemin dibine kadar yolu var. Gel bakalım şunu da giyelim hemen. Ama daha kahvaltı etmedik. Ah benim bebeğim, söz veriyorum sana en güzel yerde kahvaltı yaptırdım. Nereye gidiyoruz? Rüya'ya gidiyoruz. Rüya ablam nerede? İş yerinde, ofisine gidiyoruz. Hadi çabuk. Hadi hadi hadi, geç kalmayalım. Gel buraya. Günaydın. Günaydın Fatma. Hülya Hanım nerede? Çıktılar efendim. Ah güzel. Sabah kavgasına gerek kalmadı. Siz çıkıyor musunuz? Evet, gördüğüm gibi çıkıyoruz. Ama nereye gittiler bilmiyorum dersin Fatma. Bilmiyorsun zaten. Bilmene de gerek yok. Tamam. Hadi aşkım. Yürü. Babam depodan çıkmadı. Atlas? Atlas sen konuştun mu? Atlas.
Abla sen konuştun da. Atlas? Atlas? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Babam falan dedim. Başka ne dedi? İşte depoda kaldı falan bir şeyler söyledi. Kabus görmüştür. Canım. Konuştu ama Çiçek. Konuştu ama. Hangi birinizle uğraşacağıma şaşırdım. Abine mi üzüleyim? Yoksa bu senin dünya yansı umurunda olmayan haline mi bilmiyorum. Haberim yoktu. Bütün memleket duydu ama senin haberin yoktu. Dün akşam telefonlarını açsaydın haberin olurdu. İşim vardı. Ah tabii oğlumun işi vardı. İşim vardı diyorum anne. Benim tek derdim öyle senin gibi Çelebi'nin pisliklerini temizlemek değil. Doğru konuş. Her şey bitti, benim doğru konuşmam kaldı değil mi yani? Buna takılıyoruz şu anda. Bana bak İskender. Ben buraya senin ayağına, o kadının evine kadar geldim niye? Benim yanımda ol, bana destek ver diye. Gelmeseydin o zaman. Ben mi çağırdım seni? Bağırma bana. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Abini niye tutukladılar biliyor musun sen? Bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Tamam mı? Bana bak İskender. Neyin var bilmiyorum ama şu anda bizim çok önemli bir meselemiz var. Sen de kendine gel artık. Tabii ya tabii, tabii. Tabii. Kesinlikle daha önemlidir. Mesele Çelebi ise mutlaka benden daha önemlidir. Mutlaka. Hocam kolay gelsin. Ah gel Ozan gel. Ozan o laptopu al gel yamacıma. Aç siteyi. Şu güncellemelere yardım et, ben yetişemiyorum. Bizim siteyi mi? Ne sandın oğlum? Dün geceden beri herkes her yerde bizi konuşuyor. Operasyonun detaylarını bizden ilgili bilen yok. Hocam dönüşüm muhteşem oldu desenize. Dönüşümüz muhteşem oldu Ozan'cığım. Sen devam et. Ben 5 dakika bir soluklanayım. Hocam ne 5 dakikası? Siz rahat rahat dinlenin. Ben hallederim zaten. Akşama kadar bitiririm ben şimdi olmaz, bunları. Olmaz, olmaz, olmaz. Akşama kadar kalamazsın burada. Al. Niye? Aç bak. Ne bu hocam? Sigortanı yaptırdım. 2 aylık maaşını da yatırdım. Hocam nasıl ya? Ne demek nasıl ya? Babanın ayına mı çalışıyorsun onca zamandır burada? Hayır tamam da yani... Borçlar, gazetenin davaları... Tombis o işi halletti. Ona bir anlaşma yaptık. Ben mücadeleye devam edeceğim. O da gazetenin ayakta durmasına yardım edecek. Gereğini de yaptı zaten. Bilmiyordum ben. Eğer Tombis olmasaydı biz burada duramazdık şimdi. Sağ olsun çok faydası var. Ama borcum borç. Zamanı gelince ona da ödeyeceğim borcumu. Öyle bir çıksın da hocam. Yarın inşallah o işte tamam. Ha. Güzel o zaman böyle bir artık baş başa yemek yersiniz mi bu şey romantik bir ortam? Hadi oradan spa. Ya tamam bir şey demiyorum hocam ya. Ben biliyorum senin bir şey dememelerini. Hadi hadi gevezelik edeceğine kalk. Çok uğraştım o dosyayı hazırlatmak için ben. Tamam tamam. Hala oturuyorsun. Hocam. Hocam ben maaşı, sigortayı falan anladım da ben burada gazetenin ortağı gözüküyorum. İpotek etmek için yer göstermek lazım. Ne ipoteği hocam? Kredi almak için oğlum. Anneni sokakta bırakmamak için. Ben bilmiyor muyum senin için içini yediğini? Ha? O ev için neler yaptığını bilmiyor muyum ben? Tamam. Kaybet. Ama şimdi yeniden ayağa kalkma vakti. Al onları götür bir bankaya yatır. Burayı da teminat göster. Al kredini. Git anacığına bir güzel ev tut. Sonra çalışır ödersin.
Hocam siz... Ben hiçbir şey yapmadım be oğlum. Ne yaptıysan sen yaptın. Sen savaştın, sen kazandın. Sayenizde. Hadi oğlum ya, hadi git. Tamam, git tamam, duruyorsun tamam. Hala ya. Tamam. Velayet babasındayken hiçbir yere götüremezsin çocuğu diyor. Hayır ya. Yani boşanmasına da, velayetine de. Al benden de o kadar. Ne yapacağız şimdi biz? Vallahi sabaha zor ettim düşünmekten. Adamı içeri tıktırdık. Çocuğumu alamıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Sizin mesele yılan hikayesine döndüğü için... ben de emin olamıyorum hiçbir şeyden. Dur bir sorup geliyorum ama. Serkan, Serkan. Buyurun benim. Sana bir şey sorabilir miyim bir davayla ilgili? Danışmanlık ücretimi karşılayabilir misin? Maaşımdan kesersin. Görebilecek miyiz şimdi oğlumu? Zaten avukatımız da burada, o da bize eşlik edecek. Tabii tabii. Çok kısa sürmek şartıyla görebilirsiniz. Şu henüz kanıtlanmamış biri için bu baskı biraz fazla değil mi Korkut Bey? Ne olursa olsun, tarihi eser kaçakçılığı şüphelisiyseniz bu tür baskılar kaçınılmaz. Ne dediniz? Nasıl? Abim... abim neden burada tam olarak? Bilmiyor musunuz gerçekten? Bilmediğim için soruyorum ya zaten. Oğlum daha yeni duydu da. İskender Bey... abiniz büyük bir tarihi eser kaçakçılığı operasyonunun baş şüphelisi şu anda. Her neyse, şimdi görmeye gidebiliyoruz değil mi? Tabii. Önce siz göreceksiniz herhalde. Ben gireceğim. Oğlum. Abimle önce ben konuşmak istiyorum hadi. Müsaade edersen. Nasıl isterseniz. Buyurun İskender Bey. Ya Hülya doğru mu söyledi yani? Yani mesele Rüya'nın da söylediği gibi biraz karışık görünüyor. Anladığım kadarıyla siz baskı altında boşanma kararından vazgeçmek istediğinizi beyan ettiniz, doğru mu? Doğru. Tamam, bu durumda yapılacak tek şey istinafa gitmek ve kararınızı değiştirmek istemediğinizi söylemek. Yani boşanmayla ilgili bir sorun yok. Yok ama velayetle ilgili bir sorun var. Yani siz boşanma davasını aynen kabul ettiğiniz zaman velayetin eski eşinizde kalmasını kabul etmiş oluyorsunuz. Ya bu yüzden burada yapılması gereken tek şey açılan davada velayet kararına itiraz etmek. Peki velayeti alamıyor muyuz? Yani Çelebi gözaltına alındı ya, bizim elimiz güçlü değil mi? Yani tam olarak öyle değil. Şimdi bu ikisi birbirinden tamamen ayrı davalar. Kaldı ki zaten henüz hüküm de giymiş değil. Ya eğer velayeti almak istiyorsanız burada daha ziyade Çelebi'nin aile babalığı konusundaki yetersizliğiyle ilgili bir şeyleri ispatlamanız gerekiyor. Şiddet uygulaması gibi mi? Mesela. Yani bunu kanıtlayabilseydim zaten kökten hallederdim her şeyi. Bir darp raporu, herhangi bir şey. Yani... yani birkaç gün öncesinde böyle uyguladığı bir şiddet var ama yani geçi tabii biraz izler yani ne kadar olur. Ya ben her halükarda bir rapor almanızı tavsiye ederim. Bunun dışında şiddete meyilli olabileceğini ispatlayabileceğimiz herhangi bir şey varsa yani ne bileyim geçmişten gelen
iş yerinde mobbing uygulamasından tutun da onun tarafından şiddet gördüğünü kanıtlayabileceğimiz herhangi biri bir şey. Yani aslında var. Esinece. Evet. Esinece kim? Daha önce şiddet uyguladığı eski sevgilisi. Şimdi İsviçre'de elimize dosya, belge, her şey var ama kadın ortada yok. Tamam, ona ulaşmamızın bir yolu yok mu? Eskiden yoktu. Ama şimdi olabilir, ben o evdeyim. Çelebi yok. Bilgisayarı da evde. Casusluk mu yapacaksınız? Değmez mi? Değer. Neden tek başına geldin? Avukatlar nerede? Benim önce seninle özel konuşmam gerekiyordu. Ne özel konuşması İskender? Benim bugün buradan çıkmam lazım. Şu an en önemli mesele bu. Annemle birbirinize benden daha çok benzemeniz tuhaf değil mi? Çünkü o da aynısını söyledi. Saçma sapan konuşacaksan çık git buradan. Zamanım yok. Avukatları göster. Bana emir verme. Zaten canım burnumda. Bir de seninle uğraşamam. Sarnıç'taki olayla bir alakan var mı? Doğruyu söyle. Sence? Bir düşün İskender'e, bir düşün. Bu kadar büyük bir olayı senin inisiyatifine bırakır mıyım sanıyordun? Hoş ne oldu? Verdiğin aptalca kararlarla her şeyi mahvettin. Sen en başından beri her şeyi biliyor muydun? Evet. Patlayıcılar hariç. Sen bana yalan söyledin. Sen bana yalan söyledin, ondan sonra da karşıma geçip hiçbir şey bilmiyor musun gibi bana sordun sen. Sen meğer her şeyi başından beri biliyor musun sen? Sen beni kullandın. Ben seni kullanmadım İskender. Denedim. Benim seni kullanmaya ihtiyacım yok. Denedin mi? Geri çekildim. Gözledim. Sana fırsat verdim. Ama maalesef sen o fırsatı değerlendirmesini bilmedin. Ben miyim fırsatı değerlendirmesini bilemeyen? Ha? Kim gözaltında şu anda? Ben buradan çıkacağım İskender. Sen öyle san. Bana bunca zaman hadi bir suçluymuşum gibi davrandın. Ama bütün bu rezilliğin altından yine sen çıktın. Senin hakkında söylenen her şey doğru değil mi? Her şey. Cemre'ye yaptıkların, sonra o diğer kadınlar, o parkta dövdüğün hayat kadını, İsviçre'ye gönderdiğin Esinece. Bunların hepsini yaptın değil mi? Yaptıysam ne oldu? Yırtarsın. Bundan da yırtarsın. Doğru. Bu zamana kadar hep öyle oldu değil mi? Hı. Ama sana yemin ediyorum, bu sefer öyle olmayacak. Bu sefer seni o deliğe ben tıkacağım. Bülent'i de sen geri çağırmıştın değil mi? Sen benim hayatımı mahvettin! Ama bedelini ödeyeceksin. Çok ağır ödeyeceksin. Selamlar, ne haber? İyi Ozan, senden? İyidir, dur. Yardım edeyim de. Sağ ol. Hayırdır böyle babamın? Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Hastamız iyileşti, görüyorsun. Ah be kızım, bir kapar topar oldu böyle, olmadı. Anneciğim işim var. Biraz daha kalırsam ondan da olacağım. Ha, kesin dönüşü yani. Aynen öyle. O zaman öpüyorum sizi hanımlar. Dur, dur. Dur, bir kere daha öpeyim seni. Tamam anne, beş oldu bu sabah. Bakalım bir daha ne zaman görüşebileceğiz yavrum. Gelirsin işte Ankara'ya. Kalırsın istediğin kadar bende. Seher teyze, öpüyorum seni de. Hayırlısıyla git yavrum. Sağ ol. Eyvallah. Eyvallah Zeynep.
Üzülme kardeşim. Bak, kızın işi var, gücü var, çalışıyor. Hem çağırdı ya seni, gidiverirsin Ankara'lara. Ha? Evladının yanında olması gibi olur mu hiç? Git gel, git gel. Hadi, hadi oğlum gel sen. Hadi geçin siz. Gel, ne oldu? Bir aksilik mi var? Yok yok anne, haberler güzel de siz geçin. Ben iki dakikaya geliyorum. Ha, tamam. Tamam. Hadi. Ömer. Hah, ne oldu birader? Oğlum şimdi bu nasıl söylenir bilmiyorum da yine de bir yandan... Oğlum ne oldu söylesene lan. Ya ben annemi görmeye geldim de İsmet teyzenlere. Tamam. Oğlum Zeyno bavulunu falan toplamış gidiyor yani haberin olsun. Şey için söylüyorum yani ayıp ettim dedin ya. Şimdi bir özür için bir 10 yıl daha bekleme be kardeşim. Aklında olsun yani. Eyvallah tamam. Hadi görüşürüz. Ben bunu bırakacaktım. Yığmayalım şimdi oraya. Kilere götürebilirsin. Tamam. Ne oldu? Değilim. Değilim. Ben bu oğlanlarla başa çıkamıyorum. Yapamıyorum yani. Olmuyor. Çiçek olacak. Olmak zorunda. Bak sen bir annesin artık. Senin bir evladın var. Atlas. Onun için hayatı sıkı sıkı tutulmalısın. Sen iyi misin? Çelebi gözaltına alınmış. Tutuklandığında daha iyi olacağım. Ya tutuklanmazsa? Ona asla izin vermeyecek. Ben sana bir söz verdim. Sözümün arkasındayım. Aa, Cemre Hanım. Ne oldu Fatma? Neden şaşırdın? Ben gelmenizi beklemiyordum da. Ben de beklemiyordum. Anne, tabletimle oyun oynayabilir miyim? Geç oyna, tamam. Bugün okula gitmedin zaten. Bari tam tatil yap. Gerçekten mi? Gerçekten. Teşekkür ederim anne. Rica ederim. Hülya Hanım geldi mi? Henüz gelmedi efendim. Tamam. Benden bir isteğiniz var mı Cemre Hanım? Aslında var. Ya güneşe mantı açar mısın? Tabii, tabii açarım. Tamam, çok özlemiştir şimdi o. Biliyorsun çok seviyor mantını. Bilmez miyim? Hemen açıyorum. Thank you.
oldu ya? Yazdım. Sonu 02 dedin değil mi? Evet. Yani işte Çelebi'nin para gönderdiği hastane burası. Ama tabii hastane hastalarla görüştürmüyor. Yani belki sen avukat olarak. Tamam. Tamam, halledeceğim ben. Tamam canım. Servis için 4 demişlerdi ama. Bir 10 dakika kadar geç kalacak. Siz biraz bekleyin, gelir şimdi. Tamam, sağ olun. Niye geldin sen buraya? Konuşmak istemiyor muydun işte, onun için geldim. Tamam, konuş. 10 dakikan var. O ne demek ya? Sen kronometre mi tutuyorsun ben konuşurken? Bir dakikan bitmek üzere. İyi, tamam. Özür dilerim. Tamam. Başka? Başka bir şey yok. İyi, eyvallah o zaman. Nasıl eyvallah? İşte sana var ya, tam bu sebepten dolayı anlaşamıyoruz biz. Ne sebepten? Böyle kendini efsane haklı görmelerin falan. Haklıyım çünkü. Değilsin. Aramamışsın, sormamışsın. Yıllar sonra mahalleye gelmişsin. Hiçbir şey olmamış gibi devam edelim diyorsun. Kolay mı öyle ya? Bir dakika ya. Biz seninle artık şu konuda bir anlaşalım bence. Ben seni terk etmedim, tamam? Sen bana kızım bizden olmaz, senin yolun açık olsun dedim ve ben öyle gittim. Tamam, çünkü bizden olmazdı. Niye bizden olmazdı acaba? Ha? Biz seninle aynı mahallede büyüdük ya, beraber büyüdük biz seninle. Sen benim sevgilim olmadan önce en yakın arkadaşımdın. Hangi sebepten olmayacaktı bizden? Hiç. Demek ki neymiş? Ben haklıymışım. Ya haklı falan değilsin ya. Peki o zaman sana şöyle bir şey sorayım. Yıllarca beni neden aramadın? Bunun bir geçerli cevabı var mı sende? Ya sen beni delirtecek misin? Ha? Beni istemediğin için olabilir mi acaba? Bizim de o kadarcık gururumuz olmasın mı acaba? Ya gururdan mı yaptın bunu? O ne demek? Ya sana hayatında birisi var, rüya var diyorum. Kızı gördüğün yerde demediğini bırakmıyorsun. Ondan sonra vazgeçmeyeceğim diye tutturdun ya. Bu gururdansa o zaman bunu niye yapıyorsun? Şeyi unuttun. Öptüm ya seni. Bir de onu unuttun. Onu da söyle. Aa, yok artık. Ne var be? Öptüm. Allah Allah. Şimdi de gururum aklıma geldi. Gördüğün gibi gidiyorum. Gidemezsin. Niye? Sen mi engel olacaksın? Ben engel olmayacağım ama sen de gidemezsin. Sebep? Çünkü şimdi gidersen yine diyeceksin ki bana bu memleketin yolunu da bu mahallenin yolunu da sen unutturdun diyeceksin. İzin vermem buna. Sana ne? İstediğimi söylerim. Dedirtmeyeceğim. Çünkü ben sana ne o zaman ne de şimdi git demiyorum. Kal da demiyorsun ama. Sen bir açık konuşur musun artık? Ha? Gerçekten ne olur ya? Sen ömrü hayatında bir defa açık tamam, konuş ben gayet açık konuşuyorum. Konuşmuyorsun kardeşim. Kardeşim falan deme ben senin. Kardeşim falan değilim ya. Neyimsin o zaman sen benim? Sevgilin misin?
Değilsin. Arkadaşım mısın? Değilsin. Kardeşim misin? Değilsin. Neyimsin ya? Neyimsin? Bir söyle artık. Hiçbir şey değil. Tamam mı? Oldu mu? Eskiden her şeyimdin ama. Öyle derdin. Her şeyim derdin. Değil mi? O zaman. Tamam işte. Ben de onu soruyorum. O zamandı. Peki şimdi? Bitti mi yani? Bir şey söylesene ya. Bir şey söyle. Bitti artık de. Ben artık senin gözüne baktığımda, sana baktığımda hiçbir şey hissetmiyorum kızım. Ben artık bir şey söyle Ömer. Tamam, ben bir şey demiyorum ya sana. Hiçbir şey söylemiyorum. Buraya gelende de özür dileyende kabahat zaten. Tamam, ne yaparsan yap. Hiçbir şey söylemiyorum ben sana ya. Demiyorsun. Çünkü sen yalan söylemezsin. Çelebi ilk duruşmada çıkmak için elinden geleni yapacaktır. Onu biliyoruz komiserim, eminiz. Çelebi o işte. Bumerang gibi oğlum adam. Atıyorsun geri geliyor. Tamam. Yani komiserim, bu adamı şimdi eli kolu bağlı. Elinizde ses kaydı var. Tarih eserleri suçüstü yapıldı. Yani bu kadar da kolay değildir ama ya. Öyle. Öyle de. Yine de sizin dikkatli olmanızda fayda var. Mahallede iki sivil dolaşacak. Ne yaptınız amirim? Ne yaptım? Siz farkında olmayacaksınız ki. Onlar hissettirmeden ortada olacak. Yani şimdi... Oğlum amir doğru söylüyor lan. Bir kere denedi, bir daha denemeyeceği anlamına gelmez. Adam şimdi köşeye de sıkıştı. İlk fırsatta sana saldıracaktır, indirmeye çalışacaktır seni. Ömer, bu herif bana zarar verirse hayatın hatasını yapar kardeşim, tamam mı? Yani bu kadar da aptal bir herif değil. Daha kötüsü fazla zeki. Kafasına koyarsa kılıfını uydurmanın bir yolunu bulur. Ve yine mi Cemre? Sözümü bitirmeme izin ver. Peki. Cemre ile Ozan'ı takip etsinler. İkisinin yakın anılarına dair fotoğraf, video ne olursa her şeyi toplattır. Mahkeme gününe kadar her an, her saniye. Ne işine yarayacak? Cemre ile Ozan'ın bana komplo kurduğunu, ortağım Dursun Yaman'ın beni bu iş için zorladığını, şantajla tehdit ettiğini söyleyeceğim. Ne şantajı? Seçim öncesi evliliğimi kurtarmaya çalışırken ortağım beni pis işlerine bulaştırmak için karımın yasak aşkını kullandı. Dursun'la ortaklığımı illegal işlerinden şüphelendiğim için uzun süredir bitirmeye çalışıyordum. Ama bunu kabul etmedi. Beni ailemden, karımdan vurdu. Karımın yasak aşkını ortaya çıkarmakla tehdit etti. Şantajlarına boyun eğmiş gibi göründü. Aslında amacım tarihi eserlerin güvenle çıkarıldıktan sonra polise teslim etmekti. Ama bana kurulan tek komplo bu değildi. Ne komplosu? Dursun Yaman beni eşimle tehdit etti. Ozan'la Cemre de engel olmamı ortadan kaldırmak için bana tuzak kurdular. Cemre suçsuz olduğumu bildiği halde polisi kandırdı. Göz bebeklik etti. Organize bir tuzağın içine düşürüldüm.
Üstelik restorasyonla ilgili evraklarda hiçbir imzam yok. Her şeyi Dursun Yaman'ın şirketi üzerinden yürüdü. Bütün suçu Dursun Yaman'ın üstüne yıkacağım. Ellerindeki tek şey ses kaydı. Artık senden başka kimseye güvenemem anne. Söyleyeceklerimi yapabilecek misin? Tabii ki. Sen ne istersen onu yapacağım. Avukatlardan ne demiş? Söylediklerimi harfiyen ilettim. Ondan başka kimseye güvenmem. İskender dahil. Erdem Adnan'a gitsin. Adnan mahkemede Dursun Yaman'la işbirliği yaptığını, aslında onun için uzun süredir çalıştığını itiraf edecek. Beni Cemre ile tehdit ettiklerini, aslında amacımın bu oyuna alet olmamak olduğunu, Dursun'u durdurmak için fırsat kolladığımı söyleyecek. Ama Adnan Dursun'a çalıştığı için her hamlem boşa düştü. Hem ortağımın hem karımın ihanetine uğradım. Nasıl bir komplonun içine düştüğümü herkes görecek. Mahkeme günü en kötü ihtimalle tutuksuz yargılanacağım. Hadi bakalım abi, vallahi dediğin gibiyse eğer güzel. Biz bir yere daha bakalım. Sonra sana geri dönelim abi, olur mu? Nasıl isterseniz. Teşekkürler. Güzel. Kolay gelsin. Sağ olun. Güzel. Yani kirası da uygun. Annene senin için uygun bence burası. Vallahi Cemre, kötü olsa da başka şansımız yok yani. Kadın komşunun evinde perişan oldu ya. Ya öyle yapma. Sen elinden geleni yapıyorsun. Sen nereye bakıyorsun? Bakmıyorum bir yere. Bir şey huzursuz mu oğlum? Yani şimdi tamam, Çelebi'yi gözaltına aldırdık ama o bizi gördü Ozan. Seni öldürmeye kalktı. Yani böyle bütün parçalar kafamda oturuyor yerine. Sence huzursuz olmakta haksız mıyım? Sen merak etme, o valla canın derdindedir ya. Bunun gibi herifler her zaman kendini düşünür, boş versene. Yanılıyorsun, onun beyni çift işlemlidir. O kendini kurtarmaya çalışırken ceza makbuzlarını kesmeyi asla ihmal etmez. Cemre, benim için korkmaktan vazgeçsene. Vazgeçmeyeceğim. Cemre. Yapma burada. Hayatta bana bundan daha büyük bir ceza yok, biliyor musun? Beni sevmekten vazgeçme ya, ne olur. Ozan, ne olur. Lütfen bunları defalarca konuştuk. Burada böyle bu şekilde konuşmayalım, ne olur. Tamam. Sen diğeri bir tutacak mısın, nedir? Yani kirası uygun. Komşu olacağım yine size. Ömer'le küçükken bu demirlerden atla çık, atla çık. Bir keresinde şuradan düşüp kolunu kırmışlığı var ya. Gözümün önüne geldi ama. Gelmez mi? Ne oluyor ya? Ozan. Tamam Ozan. Ne işin var senin burada? Evime bakıyorum. Ne diyorsun be? Tapulu malıma bakıyorum diyorum yani. Evin tapusu Çelebi'nin üzerine. Sabah aradılar. Şirkete mi devredilmiş, ne olmuş? Satılığa çıkarmadan haber verdiler, ben de satın aldım. Hadi ya. Öyle hemen sevinme. Gerekli izinleri alıp bir apartman dikeceğim buraya. O biraz zor da. Sana mı soracağım? Anneme sattığın paraya bu evi bana geri satacaksın. Ozan sakin ol. Cemre, ben gayet sakinim, tamam mı? Bu evi bana geri satacaksın sen. Ne yapacaksın yani? Beni öldürecek misin? Vallahi ben seni öldürmem ama hapse girmen için elimden geleni yaparım. Ya şey, Çelebi'nin tarihsel kaçakçında senin kamyonların varmış ya. He? Molos taşıdım oğlum ben. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Vallahi ben polise seni ihbar ederim, gidersin onlara anlatırsın derdini.
öz amcana iftira mı atacaksın? Karar senin. Bu evi bana geri satacaksın. Yani iyi, tamam be. Ne haliniz varsa görün. Parayı getir, evi al. Anlaştık. Yalnız yarın parayı getirdin. Getiremezsen karışmam gerisine ben. Hadi. Nasıl bulacaksın parayı? İşe girdim. Sigortam var. Kredi çekeceğim. Sizden bir ricası var. Ya, ne demek? Emre olur başımla beraber. Ne istiyor? Yeğeniniz Ozan Akınsel ile ilgili. Cezasını sizin kesmenizi istiyor. Nasıl yani? Da değil. Tamam yani sevmem ben o iti. Ama yani yok. Olmaz, o kadar da değil. Çelebi Bey ikna olacağınızdan emin. Bana bak, benim sabah sabah asabımı bozma. Çık git buradan hadi. Çelebi Bey'in gözaltına alınmasına sebep olan bu restorasyon işinden haberiniz vardır herhalde. Ne olmuş? Hafriyat firmalarından bir tanesi de siz misiniz? Yani ben moloz taşıdım kardeşim. Emin misiniz? Endişe etmeyin. Yarın Ozan yanınıza geldiğinde her şey nefsin müdafaa olacak. Yeğeninin satın aldığınız ev yüzünden size düşman oldu. Siz evi satmayınca da saldırdı. Siz canınızı kurtarmak istediniz, öldürmek istemediniz. Peki ne diyorsunuz? Bu sefer çekebilecek miyim krediyi? Şu anda bir sorun yok gibi görünüyor. Çok iyi. Ya sizden rica etsem süreci hızlandırabilir misiniz? Benim bu paraya çok acil ihtiyacım var da. Elimden geleni yapacağım. Çok teşekkür ederim, sağ olun. İyiyim, iyiyim. Niye bu kadar uzun sürdü? Normal mi? Normal. Normal canım. Ne çıkamazsa doğmuş sanırım. Sen kafanı takma buna. En büyük savunmayı yaptılar işte, para. Doğru. Sen fizik kanunlarından yanasın değil mi? Ya uzatmayın çocuklar. Önemli olan Tomris'in çıkması değil mi ya? Mesele o zaten hocam. Tomris teyzeyi Serkan çıkaracak diye bu karın ağrısı. Umurumda bile değil ya. Rüya, kışkırtma. Uzatma ya. Yeri değil burası be oğlum. O zaman ben mi uzatıyorum işte? Uzatan arkadaş burada işte oturuyor kendisi. Ne oldu? Tutuksuz yargılama. Yani? Serbest. Bu akşam kutlarız artık bunu. Oh be!
Hocam çok geçmiş olsun. Aleykümselam abim, hoş geldiniz. Nasılsın olurum? Teşekkür ederim abi, sağ olun. Biz zaten size hazırlanıyorduk. Eyvallah, sağ olasın. Biz de yardım edelim dedik ya. Abi zahmet etmeyin, biz zaten halledeceğiz. Yok bu oğlum, el birliğiyle yaparız ya. Şu örtülerden versene, bir tane serelim buraya. Tamam abi, olur. Bu arada siz bir bakın, eksik gedik varsa ben halledeyim abi. Aslansın aslan, hadi. Tamam ya, bir elden yaparız hadi hep beraber. Örtü getirebilir miyiz? Kaç kişi oldu oraya? İki tane otursa, iki, dört, bir tane daha. Sandalye yaparız. Sandalye koy. Geldiler. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldin Cemre. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Selam. Onur! Abicim şunları alsana ya, sana zahmet. Gel, alsana. Gel. Onur, suları getirsene. Suları. Altında satamam. Onur alsın. Hoş geldin. Yine hoş geldin ya. Oğlum. Yine akşam yanıyor yansın. Yine hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hocam merhaba. Hoş geldiniz. Hocam. Anladım sen çok büyüksün, sana göre değilim. Bir boy eksik, bir beden küçük, ben sana göre değilim. Benim aklım kıt, deliyim anlayamam. Zor. Benim aklım zor. Sorsam cevaplayamam. Ha, ayıp oluyor ama. Yanıyor yansın. Yine aşka.
E o zaman hocam, bugün sizin gününüz. Şerefinize. Çok teşekkür ederim hepinize. Şerefine. Tabii Çelebi'nin yakalanmasını da es geçmeyelim. Aynen. İlk önce Tomris anneye. En kötü günümüz böyle olsun. Böyle olsun. Sağ olun. Yanıyor yansın. Yine aşk var. Dönüyor dönsün dünya. Gel. Gel gel. Afiyet olsun. Ben hiç rahatsız etmeyeyim Seher teyze. Afiyet olsun size. Buyursaydın. Gel gel Nazlan. Gel 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 hadi. Nazlan değil. Zeyno gel. Hadi gel Zeyno. Afiyet olsun. Sağ ol. Dolduruyor mu? Sorun oluyor mu senin için? Yok canım, ne münasebet, biz ayrıldık. İsteyen istediğini yapsın. O kadar büyük konuşma istersen. Yok gerçekten, yani çok gerçek bir yerden söylüyorum. Bitti. Geliyorum şimdi. Hadi. Kutlandı mı her şey? Neyin kutlaması bu? Yani aslında son birkaç ayın diyebiliriz. Afiyet olsun. Gitmemişsin. Öyle oldu. Hayırlısı olsun. Serkan Bey'e haber vermeyi. Ben haber verdim. Ha? Harika. Bir müvekkiliyle görüşmesi var. Ondan hemen sonra gelecek. Serkan gelsin tabii ya. Acıkmıştır. Bir şeyler yesin. Yavaş ye. Yavaş ye. Serkan Bey'e geldim. İyi akşamlar. Tam zamanında. Geç kaldım değil mi? Biz de şimdi sizi konuşuyorduk. Bu sizin. Ay, çok naziksin. Çok teşekkürler. Ne demek? Bu senin. Serkan, çok teşekkür ederim. Çok mersi. Çiçek. Çok teşekkür ederim. Bu sizin. Muhteşem kokuyorlar. Bana da mı? Bütün hanımefendilere. Çiçek nasıl değiştiriyor? Bu sizin. Oğlum madem ayrılmışsın da dövecek gibi bakma. Sana ne lan? Şovmenlik yapıyorum, görmüyor musun? Kim yapsa böyle bünyeme kötü geliyor yani. Tamam sus. En sevdiğimi almışsın. Ha şansa bak. Nasıl tutturmuşum? Rüya? Papatya mı o? Gel ver. Çiçek işte oğlum. Koparınca hep söylüyor. Gerçek bir romantiksin Ömer. Teşekkür ederim. Hep öyle olmaya çalışıyorum. Aynen öyledir. Yani romans için çiçekleri dalından koparmaya gerek yok bence. Valla ben de saksı da severim. Ben bayılırım. Evet çok güzeller, çok zarifsin Serkan. Çok sağ ol. Öyleyse bu gecenin ikinci kadehi sevgili avukatıma. Ve masadaki tüm dostlarım. İyi ki varsınız. Sen de. Sen de. Sen de. Sen de. Bana tutkuştum atlayıp. Beni dertten derde saldın,
Şu gönlümü nasıl çaldın? Mecnun'um Leyla'mı buldum. Güzel bu nasıl sevdaymış? Atam dedim atılmıyor, satam dedim satılmıyor. Gece gündüz yatılmıyor, güzel bu nasıl sevdaymış? Atam dedim atılmıyor, satam dedim satılmıyor. Gece gündüz yatılmıyor, güzel bu nasıl sevdaymış? Alo? Senin ne işin var burada? Eve dönüyordum. Sonra içime bir şey düştü. Bir his? Anlayamadım ilk başta ne olduğunu. Ne bu, ne bu derken... Seni düşünürken buldum kendimi. Seni görmek istedim. Sadece seni. Kalbimin sesini dinledim. Ve işte buradayım. Öyle desem inanır mıydın? Saçmalama, ne içtin sen derdim. Tamam, itiraf ediyorum. Aylin'i aradım. O söyledi burada olduğunu. Evet, telefonla sorabilirdim sana ama... ...gözümle görmek istediğim yol bulmadı. Ondan geldim. Sağ ol. Ama şimdi gitsen iyi olur. Bizi bir arada görmesinler. Kimsenin benim yüzümden canı sıkılsın istemiyorum. Haklısın. Tamam. İyi geceler. Sana da. O gün... Rüya sorduğunda... ...seni bir daha görmek istemiyorum demiştin ya. Ciddi miydin? Beni gerçekten görmek istemiyor musun? Sen yine bir içine kapandın. Bak doğru söyle bana. İyiyim, iyiyim. Gerçekten iyiyim. İyi tamam, hadi içeri girelim. Üşüyeceksin. Tamam. Hadi gel. Tamam, geldim. Sandım beni, ne olur valla. Çok güzelmiş sesin be oğlum. Sağ ol. Ver dedim. Hadi yeter.
Sırtıyorsun sen, yapma şurada. Ne sırtıyorsun sen? Yokmuş abla. Ne oldu, hanımla ilgili bir gelişme var mı? Yok ya, asayiş belki mi? Kocası ne zaman çıkacakmış hapisten, öğrenebildin mi? Hiç konuşmuyor vallahi, bilmiyorum. Ama gözüm kulağım üstünde yani. Daha neler çaldık söyledim. Çok içtin sen. Ya biz de Esnece ile ilgili araştırma yaptık da bir şey çıkmadı. Hı. Çıksaydı şaşardım zaten. Ya bulana kadar peşini bırakmayacağız işte. Aradım hastaneyi. İsmimi de bıraktım ama geri döneceklerini hiç zannetmiyorum. Hangi klinik? Tanıdık mandık vardır belki. Orada öyle. Rüşvet işleri geçmiyor birader. E sen yumruğunu kullan istersen. Gocunmam aslında da işte dediğim gibi yani. Bu işler çok reyting getirmiyor. Prim kasanlara göre değil birader. Bana mı laf çarpıyorsun sen? Yok yok yok. Yok, laf çarpmak gibi değil ya. Direkt açık açık söylüyorum işte, siz adam ifadesini değiştirsin diye rüşvet vermediniz mi? Ömer, tamam oğlum hadi. Ne tamam ya oğlum, muhabbet ediyoruz ya. Gelme üstüme be. Sen niye dişlerini sıkıyorsun ya? Yazık senin dişlerine. Biz kalksak mı artık? Nasıl istersen. Kalkıp ya oturuyorum. Tadım kaçtı benim. Nereye oğlum? Ömer mi? Nereye oğlum? Tadım kaçtı. Ben bakarım. Hayır, hayır, hayır. Misafirimizsiniz, olmaz. Mahcup olur. Onur Bey, ben ceketimi alabilir miyim? Onur'um hemen sana zahmet. Çok keyifli bir geceydi. Teşekkür ederim ben. Teşekkürler. Sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz Rüya. Ömer. Ömer. Ya kime diyorum? Bir frene bas bak, nefes nefese kaldım. Gelme o zaman peşimden. Bana baksana sen. Sen köpek mi çekiyorsun bana? Özür dilerim ya, vallahi. Affedersin. Sinirim sana değil. Rüyaya mı? Ona da değil. Ayrılık biz. Olmadı işte. O olduğu için, ben olduğum için olmadı. Kimseye kızmıyorum vallahi, sinirim kendime benim. Neden? Söylesene. İnandım. Sen çok tavuk ayarı biliyorsun değil mi? İnanma. Biliyorum. Demek insan yaşattığını yaşamadan ölmüyormuş. En azından. İnsan onu seveni değil de hep kendi sevdiğini ister, değil mi? Her zaman seven kişinin gideceği yer bellidir, değil mi? Sevilenin de dönüp dolaşıp geleceği yer hep bellidir. Öyle. Eyvallah. Daha iyi misin? Ne buluyorsun onda? Yani fiziksel çekim dışında. Çok şey. Ama anlat desen nasıl anlatırım bilmiyorum. Bence hayatını kurtardığı için. Yani çok zayıf, zor bir anında hayatına girmiş. İskender seni ölüme terk etmiş. O gelip kurtarmış. Herkes seni suçlamış. O senin yanında olmuş. Yani yerinde kim olsa o şartlarda ona aşık olurdu.
Bir ama bekliyorum senden. Sen Ömer'e gözünde bir perdeyle bakıyormuşsun. Yani daha önce gördüğün adamla şimdi gördüğün adam o yüzden sana farklı geliyor. Mantıklı açıklaması bu olabilir. Tek açıklaması bu bence de. Öyle olsa içimdeki bu ses mi? Ne sesi? Durma. Durma, Ömer'e koş. E niye koşmuyorsun o zaman? Çünkü o Ömer. Ben de rüyayım. Onu o yapan özellikle sindiremeyeceğim ben. Olmayacak, yapamayacağım. O da benimkileri. Değişmediğimiz sürece tabii. Kimse gerçekten değişmez Rüya. Cevap belli o zaman. Benzer şeyleri yaşayıp duracağız. Yapamayacağız. Yapamayacağız. Ozan. Sen bundan sonra gelme bence. Korumalar var kapıda. Tamam. O ne? Kim o? Sen bekle burada. Gitme. Ozan gitme. Ozan gitme. Ozan gitme. Ozan. Ya, ne yapıyorsun lan sen? Bırak. Ha? Bırak lan. Lan kimsin oğlum sen? Bırak kılıcım ağzını. Gel. Piç. İyi misin? İyiyim, iyiyim. İyiyim. Ne oldu, kim o? Ozan. Beraet davası için kullanacak bunları. Muhtemelen. Peki sence yedeği var mıdır? Valla aklı varsa evet. Ya. Ya hayır ya. Hayır. Benim bir şey yapmam lazım. Benim bir şey yapmam lazım. Ne yapacaksın Cemre? Ne var aklında? İsviçre'ye gideceğim. Ne? Ne diyorsun Cemre? Esin Ece'yi alıp getireceğim. Ya ikna edemezsen ya dava yetişemezsen? Ya ne yapayım? Başka çarem yok. Yetişeceğim bir şekilde ikna edeceğim. Yoksa Çelebi yine kazanacak. Ve ben buna bu sefer müsaade etmeyeceğim. İki gün bebeğim. Söz veriyorum sadece iki gün sürecek. Sonra geleceksin değil mi? Geleceğim tabii. Seni bırakır mıyım? Bırakmazsın. Bırakmam. Sonra her şey yolunda giderse iki gün sonra birlikte çıkacağız buradan. Gerçekten mi? Gerçekten. Birlikte el ele çıkacağız. Oh, güzel kızım benim. Buraya değil mi? Evet. Bir de şurası var. Buyurun. Sağ olun. Bu kadardı değil mi? Evet bu kadar. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun. Her şey planladığınız gibi gidiyor. Hikmet de planınıza harfiyen uyuyor. Ozan bir bankayla görüştü. Parayı bulmaya çalışıyor. Buradan çıktığımda yardımlarınızın karşılığını alacaksınız.
Siz nasıl takdir ederseniz efendim. Altın öğrenebildin mi bir şey? Haberleri İskender Bey. Ne restorasyon ne kaza sırasında Çelebi Bey'in herhangi bir işlemde bir imzası yok. Çok güzel. Başka? Bu duruşmayla Erdem dışında ilgilenen avukatımız var mı? Sadece Erdem Bey ilgileniyor. Planları ne peki? Öğrendiğim kadarıyla bütün suçu Dursun Yaman'ın üstüne yıkacaklar. Emin misin? Eminim. Tamam, sen gidebilirsin. Teşekkürler. Nasıl ulaşamıyorsunuz? Neden? Çiçek Hanım'la prosedürü imzaladıktan sonra devir işlemlerini tamamlamak için haber vermek istedik. Ama o günden beri ulaşamıyoruz. Bülent para pulun üstüne konacak. Sonra da sesi soluğu çıkmayacak. Bu işte bir tuhaflık var. Belki de gitmiştir. Bülent. Yani belli mi olur? Devraldığı hiçbir şeye elini sürmemiş. İşte bu da imkansız. Öldürsen yapmaz. Ben gideceğim falan diyordu, ondan bence. Araştırsak mı? Yani sanmam ama yine de bir bakın tabii. Ben bir atlasa bakayım. Bizim bu Atlas'ın velayeti için mahkemede Bülent'e ihtiyacımız var mı? Mahkemede evet. Kim bilir hangi kumarhane köşesinde. Mahkeme gününe kadar Bülent'i bulun lütfen. Hemen ilgileniyorum. Ha, neredesin? Şirkette. Çalışıyorum. Ne istiyorsun? Tapuya gidiyorum, oraya gelecektin hani. Ozan, tehditle gözümü korkutamazsın. Anladın mı? Düş yakamdan. O işler o kadar kolay değil ya. Hadi bakalım. Yarın Ozan yanınıza geldiğinde her şeyin hepsini bir daha bağlayacağım. Siz canınızı kurtarmak istediniz, öldürmek istemediniz. Neymiş mutlaka bana söylemen gereken şey? Hapse gireceğim. Çelebi kazı çalışmasından çıkardığınız bütün eserleri senin kaçırmaya çalıştığını, kendisinin eserleri müze müdürlüğüne teslim etmek için elinden geleni yaptığını anlatacak. Çelebi yapmaz böyle bir şey. Öyle bir yapar ki, seni nasıl sattığını son ana kadar anlamazsın bile. Sana inanmıyorum. Bu senin sorun. Kazı alanındaki yaptığınız bütün işlemleri kendi şirketin üzerinden yapmışsın. Çelebi ile ortak olduğunuza dair resmi bir belgen var mı elinde? Yok. Tahmin ettiğim gibi. Ha, bir kötü haberim daha var. Adnan da sana çalıştığını itiraf edecek. Yalan bu. Biliyorum. Ama onu bir tek ben biliyorum. Yani takdir edersin ki abime karşı şahitlik de yapamam. Dolayısıyla söyleyeceğim şu. Bu işin sonu nasıl biterse bitsin, sen kesinlikle hapse boylayacaksın. Kurtuluşun yok. Soru şu oluyor bu durumda. Çelebi'yi de hapse giderken peşinden götürecek misin, götürmeyecek misin?
Niye abini satıyorsun sen? Satmıyorum. Hak ettiğini bulmasını sağlıyorum. Sen de yardım edersen. Ozan Bey. Ozan Bey lütfen. Ozan Bey. Bir haber versin. Ulan sen ne inatçı, ne dediğim dedik adam çıktın be. Para içinde birlikte tapuya gidiyoruz. Satmıyorum lan evi. Satmıyorum, zorla mı? Satmıyorum. Neden be amca? Ha? İlkinde Çelebi şerefsizi kanına girdi. Peki şimdi niye ya? Ha? Bizim evi yıkıp yerine apartman diktiğinde servetine servet mi katacaksın be? Bir iki araba daha aldığında, koluna iki saat daha taktığında ne değişecek ulan? Ha? Hikmet olmaktan kurtulabilecek misin bu hayatta? Lan bana bak. Benim asabımı bozma. Çabuk çık git buradan, çık. Nasıl sen düş önüme, birlikte tapuya gidiyoruz. Gitmiyorum oğlum. Ya yürü be. Ya yürü, gidiyoruz. Ulan babamın evini bana satacaksın. Duydun mu? Vuracak mısın hocam beni? Senin yüzünden Çelebi'nin eline düştüm oğlum ben. Çelebi. Hepsi onun oyunu değil mi? Ben tehdit ettim. Tarihsel işini benim üstüme yıkacaklar. Bulut taşıdım lan ben sadece. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Amca indir şu silahı. Bak polis zaten biliyor senin onunla çalıştığını. Adamların çalıştığı firmaları almaya kalksalar memleket kaynar ya şu an. İndir şu silahı, gelme şu oyuna. Ben böyle olsun istemedim. Biliyorum amca. Onun tek istediği dikkat çekmeden beni öldürtmek. Seni kullanıyor. İndir şu silahı. Hadi. Amca indir silahı. Hadi indir. Hadi. Çelebi, bütün suçu benim üstüme yıkabilir mi? Zor bir ihtimal. Çelebi Bey'in size ihanet edeceğini mi düşünüyorsunuz? Çaresiz kalan herkes her şeyi yapar. İskender Kaya Beyli doğru söylüyorsa ne yapacaksınız? Diyelim ki itirafçı oldum. Bu her şeyi değiştirir. Hemen başkomiser Korkut'la görüşmek istiyorum. Tamam. Şimdi durum şu. Çelebi'nin bana oyun oynamasından korkuyorum. Bu yüzden bir konuda kesin bilgi almam lazım. Dinliyorum. İtirafçı olursan ne olur? Eğer itirafçı olursan
Çelebi ile birlikte bütün bu kaçakçılık şebekesini deşifre edersen, eserleri nasıl kaçırdığınızdan, kimlere sattığınıza kadar her şeyi itiraf eder, ispatlarsan, hakim alacağın cezada büyük bir indirim yapacaktır. Peki ya Çelebi? Onun kurtuluşu olmaz. Nedir kararın? Kaldı mı bir şey? Ya koltuklar kaldı ama sen hadi git getir annemi. Gerisini ben hallederim. İyi tamam. Ömer. Ha? Başardık be. Oğlum tabii başaracağız lan. Hadi hadi. Vallahi İsmet teyze ayaklandın ha. Sapasağlamsın, Zeynep yaradı sana. Yaramaz mı hiç insanın evladı gibi olur mu? Bak kıyamadı annesini, vazgeçti gitmekten. Hiç. Bir tane daha içer misin? İçmeyeyim ya. İçersin, içersin. Bak bak bak, illa ayaklanacak, ilk toparlandı ya birazcık. Otur anne sen, ver. İçmeyeyim ya. Aa, bir çay keser misin? Tamam, içeyim bir tane. Sen bir haber mi bekliyorsun bir yerden? Ya senin gözünden niye bir şey kaçmıyor? Hayırlı bir şey mi bu? Hayır, hayır. Hadi kalk, gidiyoruz. Nereye? Sürpriz, gidince görürsün ya. Hadi Seher, hadi yürü. Hayır. Bildiğin bir şey mi var senin? Tövbe estağfurullah, ne bileceğim ben ayol? Ne bileyim? Hadi anacığım, geç kalıyoruz lütfen hadi. Nereye geç kalıyoruz, anlamadım ki. Ya sen, gidince görürsün. Ama uzattın, hadi yürü sen, nazlanma, yürü bakayım. Peki madem. Hadi. Gidiyor olur musunuz? Olur. Öyle oldu ya. Çay sonra içeriz artık, eyvallah. Yok, evin oradan geçmek yok Ömer. Geçeceğiz. Hayır, geçemem. İçim eziliyor. Yapamam. Ya tamam anacığım, sen de gözlerini kapat. Öyle geçeriz, dur. Ne demek gözlerini kapatırsın? Yok öyle, gel. Ömer, delirdin mi sen? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapacağız iki dakika, gel. Bak, bana bak, doğruyu söyle. Ozan iyi mi? İyi, iyi, maşallah var. Turp gibi, daha bugün gördüm. Ay, ya, ne oluyoruz şimdi? Anlamadım ya, ki ben. Ya anacığım, iki dakika gel. Tamam, sürpriz dedik işte, gel. Ay, Ömer. Kadının gözlerini de kapatmış. Ne yapayım oğlum? Sürpriz olacaksa tam olsun dedim. Ozan! Ne oluyorsun? Söylesenize. Bir, iki, üç. Anne. Evimize hoş geldin. Sahi mi bu? Sahi. Evimizi geri aldım. Öyle senet sepet faizi falan da yok anacığım. %100 alın teri bak. Bankadan kredi çekti, hemen söyleyeyim sana. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Hadi içeri geç anne. Abimle babamın hatırasını bekliyor. Sen sağ ol. Hadi gel.
hala telefonu. Benim tanıdığım Cemre duruşmasını kaçırmaz. Tabii canım. Umarım. Canım, süt bitmiyor mu? Doydum. Ay canım benim. Bir tanem, hadi git ellerini yıka o zaman. Koş. Hadi bakalım. Hala sesini duyduğumda hala inanamıyorum. Ben alıştım. Ay, Bülent'ten haber vardır inşallah. Hadi bakalım. Alo? Var mı bir haber? Ne oldu? Emin misin? E nerede peki bu adam? Tamam. Haber bekliyorum. Ne diyor? Bülent yurt dışına çıkmamış. E bunu bekliyorduk zaten. Avukatı da ulaşamıyormuş. Dün devir işlemleri için buluşacaklarmış. Ama o da ulaşamamış. Yok. Ya bunun başına bir şey gelmiş olmasın? Başına ne gelebilir ki? Ne bileyim, Bülent bu. Kim bilir hangi belaya bulaştı. Babam depodan çıkmadı. Atlas? Atlas, sen konuştun. Aa kızlar. Duruşma saati yaklaşıyor. Hadi kalkın. Cemre'ye benim için sarılın, olur mu? Eğer ameliyatım olmasaydı mutlaka yanında olmak isterdim. Söyleyin. Unutmayın, tamam mı? Tamam. Hadi Rüyacığım. Siz gidin, ben arkanızdan geliyorum. Seni beklemeyelim mi? Yok, gidin ya, ben bitirip geliyorum. Tamam. Cemre'den haber var mı? Rüyada mı konuşmamış? Yani bir internetten konuşmuşlardı kısa. İşte kliniği buldum falan demiş. Sonra da bir daha konuşmamışlar. Hadi hayırlısı. Thank you.
çiçek çıktı mı? Evet. Aylin, bana bir kahve yapabilir misin ya? Tabii Rüya Hanım. Atlasçığım, sana bir soru sorabilir miyim? Sor. Ben bunu yerde buldum da, tanıdık geldi mi sana? Geldi. Kimin? Ya yavaş! Ne yapıyorsun ya? Çocuğu korkutacaksın. Kapıya dayanıp yere göğü inleten İskender korkutmuyor da babası mı korkutuyor çocuğu? Ne istiyorsun? Şunu bir söyle. Babamın. Rüya nerede? Siz gidin, ben geleceğim dedi. Allah Allah ya. Cemre yok, Rüya yok. Vallahi gerilmeleri doyamadık bugün be. Sakin ol. İkisi de gelecek. Hadi inşallah. Cemre'den bir haber mi var? Ha yok. Ya çok trafik vardı da ona canım sıkıldı biraz. Bir daha arayayım. Kapalı yine ya. Bak Cemre'yi eğer biraz tanıyorsam isini ikna etmiştir, o uçağa da binmiştir. Davasına gelecek, korkmayın, bana inanın ya. Gelsin de artık, hadi hayırlısı inşallah. Hem boşanma davası, hem kaçakçılık davası aynı gün. Ulan istesen olmaz, çifte bayram, baksana. Hadi Cemre ya. Peki Cemre gelmezse ne olacak? Vekili ben olduğum için sorun olmaz. Ama Çelebi'nin elinde ne olduğunu bilmiyoruz. Yani velayeti alamayabilir Cemre, değil mi? O yüzden Cemre Esinece'yle geldi, geldi. Gelmezse dön başa baba. Ha? Ne kadar kaldı? Ya biz gelsek iyi olacak şimdi. Toptan kaçırmayalım duruşmayı. Hadi. Hadi oğlum. Çelebi Kayabeyli, Dursun Yaman Fırtınaoğlu. Yok, ulaşılamıyor hala. Cemre Kayabeyli, Çelebi Kayabeyli. Hadi Cemre. Yetişemeyecek ya. Ulan yine direkten döndük bak. Ben giriyorum o zaman. Tamam. Rüya.
Elinden geleni yap. Yapacağım. Kayabeyli. Müvekkilim burada yok Sayın Hakim. Vekili olarak ben buradayım. Müvekkiliniz Cemre Kayabeyli'nin yerel mahkemenin verdiği boşanma kararından memnun olduğunuzu fakat Güneş Kayabeyli hakkında verilen velayet kararına itirazımız olduğu yönünde itiraz dilekçesi vermişsiniz. Sayın Hakim. Velayet değişikliği mümkün değildir. Cemre Kayabeyli evliliği sırasında uygunsuz hayat yaşamaktadır. Fotoğraflar gerçeği yansıtmamaktadır ve özel hayatı ihlal etmektedir Sayın Hakim. İtiraz ediyorum. Esin Ece Özhalim'in ifade vermesi yönünde talebiniz olmuş. Tanığı dinleyelim. Tanığınız burada mı? Sayın Hakim, tanığım burada. Pardon. Affedersiniz, biz biraz geç kaldık. Benim özel koşulumdan ötürü özür dilerim efendim. Tanığı dinleyebiliriz. Çelebi Kayabeyli asla çocuğunun velayetini almamalı. Çünkü beni bu hale o getirdi. Dava dosyasında resmi raporlar mevcut Hakim Bey. Devam edin. Sanıklardan Dursun Yaman Fırtınaoğlu. Savunmanızı yapmanız için sizi dinliyoruz. Sayın Hakim. Hakkımdaki iddiaların hepsini kabul ediyorum. Tarihi eser kaçakçılığını Çelebi Kayabeyli ile birlikte yaptık. Yalan Hakim Bey. Yerinize oturun lütfen. Sıranız gelince zaten konuşacaksınız. Buyurun lütfen. Thank you.
Tanık Esin Ece Özhelem'in ifadesi dinlendi. İstinaf Mahkemesi Çelebi Kayabeyli ile Cemre Kayabeyli'nin boşanmalarına ve Güneş Kayabeyli'nin velayetinin Cemre Kayabeyli'ye verilmesine karar verilmiştir. Yaman Fırtınaoğlu'nun itirafı sonrasında davanın delil toplamak için ve yeni tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelenmesine, davanın sanıklarından Çelebi Kayabeyli ile Dursun Yaman Fırtınaoğlu'nun tutuklu olarak yargılanmalarının devamına karar verilmiştir. Şaşırdı. Yaptıkları yanına kâr kalır sanıyordu ondan. Ama biz varken o biraz zor birader. Daha babamın dosyasını yeniden açtıracağım. İntihar etmediğini kanıtlayacağım. Erken seviniyorsunuz. Yanında Özsun. Bunca zaman sen fazla sevindin. Sonunda hesap veriyorsun. Abin hapse götürülürken sen olanları gülerek mi izliyorsun? Suçlarının bedelini ödüyor. Oğlum, o senin abin. Asıl mesele şu. Onu bu hale sen getirdin. Evet, adalet biraz kopanmış, ağır aksak gitti ama sonunda seni cezaevi arabasına yerleştirmeyi başardı. Daha bitmedi. Bitti, bitti. Biz okey'e bile dönüyoruz, sen rahat ol. Kaybettin Çelebi Kayabeyli. Velayeti de kaybettin. Güneş artık benimle. Saltanatın sona erdi. Korkma, sırası sende. Yürü.